Herkese merhaba. Uzun bir aranın ardından yeni bir seriyle beraberiz. Bu seride biraz sağlıktan bahsedeceğiz. Sağlık nedir? Hastalık nedir? Sağlıklı insan kime denir? İlk bölümde biraz bunlardan bahsedelim istedim. Sağlıklı, faydalı ve zararlı gibi kavramlar benim gibi sağlıkla ilgili içerik üreten insanların en sık karşılaştığı soruların genel ortak noktası oluyor. Ben de çoğu zaman bu kavramları içeren sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Ama verdiğim cevaplar eminim ki soruyu soranlar için her zaman tatmin edici olmuyor. Bunun en önemli sebebinin bu kavramların aslında öznel olmaları veya genel geçer olmamalarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Böyle düşünmeme yol açan sebepleri açıklamak için de bu videoyu yapmanın doğru olacağına karar verdim. Önce bazı kavramları netleştirerek ne demek istediğimi anlatmak istiyorum. Sağlık nedir? Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre sağlık sadece hastalık veya sakatlığın olmayışı değil, bedenci, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Şüphesiz ki bu tanım insan için yapıldığından herhangi bir hastalığı veya sakatlığı olmayan bedenci, ruhça ve sosyal yönden tam iyi haldeki her insanı sağlıklı insan olarak kabul etmemiz gerekiyor. O zaman sağlıklı insan tanımına ulaşmak için bu tanımın içindeki kavramları teker teker inceleyelim. Hastalık nedir? Hastalık her ne kadar doku ve hücrelerde normal dışı yapısal veya işlevsel değişikliklerin doğurduğu durum olarak tanımlanabilirse de aslında öznel bir kavramdır. Farklı kültür, dil, hatta sosyoekonomik durumlarda bile hastalığın kişide uyandırdığı anlam değişebilir. Kimi için vücudunda gerçekleşen korkutucu bir bulgu, bir hastalık belirtisiyken, kimisi için aynı bulgu hiç önem teşkil etmez ve bunu bir sağlık sorunu olarak görmeyebilir. Bu öznelliği aradan kaldırmak için yine Dünya Sağlık Örgütü'nün hastalıkları ve ilgili sağlık durumlarını resmen sınıflandırdığı bir listeden faydalanabiliriz. Hastalıkların ve ilgili sağlık sorunlarının uluslararası istatistiksel sınıflaması ya da Türkiye'de kullanıldığı adıyla ICD-ICD-10 tanı kodları listesiyle bilinen neredeyse tüm hastalıklar ve ilgili sağlık sorunları sınıflandırılmıştır. O zaman bu listedeki hastalıklardan birine bile sorgulanan zaman diliminde sahip olan birisinin sağlıklı olarak tanımlayamayacağını kabul edebiliriz. Ama hastalığı tanımlayabilmemiz için kişide yeterli bulgu ortaya çıkmış veya bulgu olmamasına rağmen muayene ve veya tanı yöntemleriyle tanı konmuş olması gerekir. Bu noktada hastalıkların bir günde gelişmediği bilgisiyle yola çıkarsak, kişinin hastalığı tanımlanmadan önceki bir zaman diliminde o kişinin sağlığı sorgulandığında az önce saydığım diğer şartları da yerine getiriyorsa o kişinin sağlıklı kabul edilebilecek olması bence hiç doğru değil. Örneğin yıllardır doktor yüzü görmemiş, ilaç kullanmasını gerektiren hiçbir hastalığı olmayan 65 yaşında birinin kalp krizi geçirdiğini varsayalım. Bu kişiye kalp krizinden sadece bir gün önce sağlıklı mısınız diye sorsak, evet sağlıklıyım deme olasılığı yüksek. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine de uygun. Oysa bu kişi de muhtemelen yıllardan beri damar sertliği var ve bir gün sonra ona ikincil olarak da kalp damarlarının birinde tıkanmaya sebep olacak bir pıhtıyla kalbinin duracağından haberi yok. Ya da yıllarca sigara içmiş ve buna bağlı akciğerlerinde tümör gelişmiş bir hasta. Akciğer tomografisi çekilene kadar aylardır içinde büyüyen bu kitleden habersiz olarak kendini sağlıklı sanıyor olabilir. O zaman herhangi bir hastalığı belirtileri ortaya çıkmadan önce tespit edemez miyiz? Check-up ve tarama testlerinin vaadi bu. Evet, bazı insanlarda bu yollarla bazı hastalıklar veya riskler önceden belirlenip tedavi ediliyor veya önlem alınabiliyor. Peki o zaman bu testlerde sorun çıkmayan kişiyi sağlıklı kabul edebilir miyiz? Bence yine hayır. Çünkü bu testler vücuttaki tüm sorunları göstermede yetersiz kalabiliyor. Bununla beraber herhangi bir sorun sizin iki check-up'ınız arasında da gelişebilir. Ayrıca bazı bilimsel çalışmalardan biliyoruz ki yapılan check-up'larda çıkan normal dışı değerlerin bir hastalığın bulgusu olup olmadığının araştırılması sırasında yapılan tetkiklerde zarar gören kişilerin sayısı hastalık tespit edip tedavi olup kurtulan hasta sayısına yakın olabiliyor. Bu olumsuz örneklerin aksine bir avuç ilaç içmesini gerektirecek kadar tanısı konmuş hastalığı olan ama ortalama yaşamdan çok daha uzun ve mutlu yaşayan insanlar da var. Kriterlere göre belki hastalar ama ortalama bir insandan daha mutlu ve uzun yaşadıkları için görece iyi bir noktada sayılabilirler.
Tüm bu bilgilerin ışığında sadece hastalık yokluğu önermesi perspektifinden bile bir kişinin sağlıklı olup olmadığını kendinin belirlemesi öznel olması açısından yanıltıcı olabilir. Ayrıca bu kararı bir sağlık otoritesinin veya kurumun vermesi de yetersiz kalabilir. Sakatlık nedir? Sakatlık, yaralanma ya da fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bazı hareketlerin, duyuların veya işlevlerin kısıtlanması olarak tanımlanabilir. Sakatlık yine hastalıkta olduğu gibi öznel olabileceği için belirli durumlar tanımlanmış. Hatta sakatlık derecesini belirlemek için yüzdelik olarak hesaplama yöntemi geliştirilmiştir. Sakatlığı sadece fiziksel engel olarak düşünmek yanlıştır. Bugün diyabet veya yüksek tansiyon gibi bazı kronik hastalıklar da sakatlık hesabına katılmaktadır. Yani fiziksel olarak hiçbir engeli olmayan ama basit bir veya birkaç hap kullanarak mutlu mesut yaşayan insanlar da yasalara göre engelli olarak tanımlanabiliyor. Bu kişiler kendilerini sağlıklı olarak tanımlasalar da Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre sağlıklı değiller. Bedence, ruhça ve sosyal yönden iyilik hali nedir? Bedence ve ruhça iyilik hali Dünya Sağlık Örgütü'nün hastalık sınıflamasından yola çıkarak bu sınıflamalar dışında kalan haller olarak tanımlasak da sosyal yönden iyilik hali kısmı da hastalık veya sakatlık gibi öznel bir kavramdır. Öznel olmasının yanında toplumsal bir tarafı da var. Eski sağlık bakanlarımızdan Profesör Doktor Nusret Fişek'ten alıntılıyorum burayı. Sosyal yönden tam iyilik hali yeni ve açıklanması gereken bir kavramdır. Bu kavramı açıklayabilmek için sağlığın sadece kişisel bir olgu olmadığını, toplumsal yönünün de bulunduğunu belirtmek gerekir. Kişinin sosyal yönden tam iyilik halinde olmasının ön koşulu sosyal yaşantısının sağlıklı olmasıdır. Çalışma ve yaşam güvenliğinin sağlanamadığı, iş bulma olasılığının bulunmadığı, gelir dağılım dengesizliğinin yarattığı huzursuzluğun giderilemediği toplumlarda kişinin tam iyilik halinde olması olanaksızdır. Sonuç olarak sağlıkla ilgili fikir birliğine varılmış evrensel bir tanım bile bu kadar öznel ve anlıkken, sağlıklı insanın kim olduğunu bulmak, birine veya kendine sağlıklı demek ne kadar yeterli ve doğru olabilir? Bunlara ek olarak ben de sosyal medya üzerinden bir anket düzenleyip insanlara sağlıklı insan tanımlarını sormuştum. Gelen cevaplardan bazılarını size derledim. Beden, zihin, ruh bütünlüğü dengede olan, hareket, sağlık, beslenme, stressiz bir hayat, sağlıklı hava koşulları, sosyoekonomik şartları yerinde olan, sağlıklı düşünen, yaşama entegre olmuş, sosyal aktiviteleri olan, kan değerleri normal olan, hastalanınca iyileşen veya hasta olacağım kaygısı yaşamayan, kafası rahat olan, abur cuburdan uzak duran, empatik, kendi işini kendi görebilen, enerjik, fit, her açıdan pozitif, vegan, kronik hastalığı olmayan, hobileri olan, ruhunu doyuran, iyi uyuyan, uzun vadede hastalanmayacak olan, tüm yaratılanlara sevgi, saygı ve merhamet duyan, ilaçsız ve desteksiz yaşayabilen, zehirsiz, bütüncül, bitkisel beslenen, toksik madde tüketmeyen diye birçok ifade yazıldı. Görüldüğü gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerine uyan da kendi kriterlerini koyan da var. Ama eminim ki tüm kriterlere uyan dünya üzerinde çok az kişi vardır. Belki yoktur bile. Bu yüzden sağlık, sağlıklı, sağlıklıyım, sağlıklı kişi ifadelerini kullanırken belki biraz daha dikkatli olmalıyız. Bu kavramların çok öznel olduğunu unutmadan kime sağlıklı diyeceğimize de belki biraz daha düşünmeliyiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.